Herkese merhaba. Bugün yine bilimle ilgili konuşacağım. Bir önceki konuşmamda Rönesans dönemine gidip Kopernik'ten bahsetmiştim. Bugün de hakkında konuşacağım kişinin Kopernik'le önemli bir bağlantısı söz konusu. Bu bağlantıyı birazdan anlatacağım ama öncesinde kısaca hakkında konuşacağım kişiyi size tanıtacağım. Bugün size Thomas Dix'ten bahsedeceğim. Thomas Dix Kopernik kadar popüler bir kişi olmasa da aslında Kopernik gibi bilim tarihinde çok önemli bir yere sahip. Şimdi gelin sizi Thomas Dix'le tanıştırayım. Thomas Dix 1546 yılında yani Kopernik'in 1543 yılında Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine adlı kitabını yazışından 3 yıl sonra İngiltere'nin Wooden kentinde doğuyor. Babasının adı Leonard Dix ve kendisi Oxford Üniversitesi'nden eğitim almış iyi bir matematikçi ve araştırmacı. Aynı şekilde Thomas da babası Leonard gibi iyi bir matematikçi ve araştırmacı. Thomas'ın babası Leonard, uzak mesafelerde neler olduğunu anlamak konusunda meraklı bir karakter. İşte bu merakı ve ilgisi sonucunda araştırmalar yapıyor ve günümüzde madencilik, yol yapımı gibi birçok alanda kullanılan teodolit'i icat ediyor. Teodolit ne işe yarıyor diye sorarsanız, yeryüzü koordinatları ve yatay düşey mesafeleri ölçmeye yarayan çok hassas bir ölçüm aleti. Bu teodolit ne biliyor musunuz? Bunu herkes sokakta mutlaka görmüştür. Bu yol yapımında falan Tripod'un üzerinde kameraya benzer bir aletle ölçüm yapan insanları mutlaka görmüşsünüzdür. İşte o ölçüm yapılan aletin adı teodolit Ve onu icat eden kişi Thomas Dix'in babası Leonard Dix. Ancak Leonard bu araştırmalarını daha ileriye taşıyamıyor. Çünkü o dönemdeki İngiltere kralı olan 8. Henry'nin ölümünden sonra yerine 1. Mary geçiyor. Ve 1. Mary'e karşı 1554 yılında bir protestan ayaklanması yapılıyor. İşte Leonard Dix de bu ayaklanmaya katılıyor ayaklanma başarısız oluyor ve ayaklanmanın lideri olan kişi vatana ihanet suçundan yargılanıp başı kesilerek öldürülüyor. Ancak Leonard Dix bu cezadan bütün mal varlığını feda ederek kurtuluyor. Daha sonra mal varlığını geri kazanmak istese de bunu başaramıyor ve 1559 yılında ölüyor. Artık Thomas Dix hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi babası öldüğünde Thomas henüz 13 yaşında ve küçük yaşta olan Thomas'ın vesayetini John D. adında birisi alıyor. John D. dediğimiz kişi de boş birisi değil. Hem bilgili hem de yüksek mevkiye sahibi. Adam iyi bir matematikçi, felsefeci, simyacı ve astrolog. Aynı zamanda da 1. Elizabeth'in yönetiminde yer alan çok üst düzey makamda görev yapan birisi. Yani o günün şartlarında entelektüel bir karakter. Şimdi John Dee'nin birçok farklı alana ilgisi olduğundan kütüphanesi de çok zengin ve ciddi kaynaklar olan kitaplarla dolu. Thomas Dix de bu John Dee'nin sahip olduğu kaynaklardan güzelce faydalanıyor. İyi bir bilim yazarı da olan Thomas Dix 1571 yılında bir kitap yazıyor. Kitabın adı Pantometria ve bu kitabı babasının notlarından esinlenerek yazıyor. Thomas yayımladığı bu kitabın giriş bölümünde babası Leonard için birkaç cümle yazıyor ve yazdıkları babasının mercekli teleskobu icat ettiği anlamına geliyor. Thomas kitabında babasından şöyle bahsediyor. Babam matematiksel gösterimlerin yardımıyla ardı arkası kesilmeyen ıstırap verici araştırmalar yaparak uygun açılarla gerektiği gibi yerleştirilmiş orantılı camlar aracılığıyla sadece çok uzak mesafeleri keşfetmekte kalmadı. Şeklinde devam eden yazısına bakınca aslında Thomas babasının günümüzde mercekli teleskop dediğimiz teleskop çeşidini icat eden kişi olduğunu söylemiş oluyor. Teleskobun temel çalışma mantığının anlatıldığı bu kitabın yazarı Thomas Dix insanlık tarihi açısından önemli bir haline geliyor. Ancak Thomas Dix'i asıl önemli yapan şey bu kitap değil. Onu asıl önemli yapan şey 1576 yılında yazdığı Prognostication Everlasting yani sonsuzluğu öngörmek adlı kitabında evrenin sonsuz olduğunu iddia etmesi. O zamana kadar evrenin sınırları olan bir yapı olduğuna inanıldığını düşünürsek bu iddianın önemini daha net anlayabiliriz. Şimdi en başta söylediğim Kopernik ile Thomas Dix arasındaki bağlantıyı bu bölümden itibaren anlatacağım. O yüzden dikkatlice dinleyin. Şöyle ki Kopernik evren modeline baktığımızda yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda olduğunu görüyoruz. Ancak Kopernik evren modelini savunan biri olan ve bu modelin benzerini kitabına çizen Thomas Dix yıldızlar hakkında Kopernik'le aynı fikirde değil. Kopernik evren modeline göre yıldızlar bir küre üzerinde sabit konumda ve sabit sayıda. Buna göre evren sınırları olan bir oluşum oluyor. Ancak Thomas Dix'e göre yıldızlar sabit konumda ve sabit sayıda değil. Ona göre yıldızlar sabit konumda değiller ve sayıları da sabit değil, sonsuz. Yani Kopernik modeline göre evren sınırları olan bir oluşum ve bu oluşumdaki yıldızların sayıları da konumları da sabit. Ancak Thomas Dix'in modeline göre evren sonsuz ve bu sonsuz evrendeki yıldızların sayıları da sonsuz. Aynı zamanda da bu sonsuz sayıdaki yıldızların konumları da sabit değil. Peki Thomas Dix yıldızların sonsuz olduğunu nasıl veya neye dayanarak ortaya attı? Bu da cevaplanması gereken önemli bir soru. Gelin bunu neye dayanarak yaptığına bakalım. Şimdi Thomas Dix dediğimiz kişi 1572 yılının Kasım ayında Cassiopeia takım yıldızında ortaya çıkan ve diğer yıldızlardan çok daha parlak olan hatta çıplak gözle bile görülebilen bir süpernovayı inceliyor. Bu süpernova yaklaşık 2 yıl boyunca görülüyor ve zamanla zayıflayarak yok oluyor. Bu zamanla zayıflayarak yok oluşa bakan Thomas'ın aklına bir düşünce geliyor. Thomas şöyle düşünüyor. Zamanla gerçekleşen bu kayboluşun ortaya çıkan ışık kaynağının giderek uzaklaşmasının bir sonucu olduğunu düşünüyor. Thomas'ın ileri sürdüğü bu çıkarımın taşıdığı anlam çok büyük. Şöyle ki Thomas'ın ileri sürdüğü düşüncesi yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda olduğu yönündeki inanışın yıkılması gerektiği anlamına geliyor. Yani yüzlerce yıldır sabit sayıda ve sabit konumda olduğuna inanılan yıldızlarla ilgili inanışı yıkan bir düşünce. Tüm bu gözlemlere dayanarak Thomas, Kopernik'ten daha da ileriye gidiyor ve Kopernik'e göre sabit sayıda ve sabit konumda olan yıldızlar Thomas'a göre sonsuz sayıda ve konumları da sabit değil. Bu nedenle Thomas, Kopernik'in sınırlı evren modeline karşı evrenin sonsuz olduğunu savunuyor. Ancak Thomas'ın bu söylediklerini kanıtlayacak net argümanları yok. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Thomas söylediklerini kanıtlayamasa da ve söylediklerin hepsi doğru olmasa da ortaya attığı fikirlerde bazı doğru kısımlar da var. Örneğin yıldızların bir küre üzerinde ve sabit sayıda ve sabit konumda olmadığını her ne kadar kendisi kanıtlayamasa da bu doğru bir sonuç. İlerleyen zamanlarda bunlar net bir şekilde kanıtlanıyor. Birazdan bunun nasıl kanıtlandığını anlatacağım için kaldığımız yerden devam edelim. Peki Thomas Stix neye dayanarak yıldızların sonsuz sayıda olduğunu ileri sürdü diye sorarsak, az önce söylediğim gibi, Thomas bunun net kanıtlarına sahip değil ama muhtemelen babasının icat ettiğini söylediği teleskopla Samanyolu galaksisindeki yıldızların çokluğuna dayanarak yıldızların sonsuz sayıda ve evren boyunca etrafa yayılmış güneşler olduğu sonucuna varıyor. Thomas'ın tüm bu çıkarımları yüzlerce yıllık yıldızların sabit sayıda ve sabit konumda olduğu yönündeki inancı yerle bir ediyor. Az önce söylediğim gibi Thomas'ın söyledikleri tamamen doğru olmayabilir ki öyle de zaten. Ama söylediklerindeki doğrular bilinen birçok yanlışı da ortadan kaldırıyor. Bu önemli bir sonuç. Sonuç olarak Thomas Diggs, Kopernik ve öncesindekilerin bazı yanlışlarını ortaya çıkarıyor. Fakat Thomas, gelecekte birisinin de kendisinin yanlışını ortaya çıkaracağından habersiz. Thomas'ın yanlışını ortaya çıkaracak olan bu kişi hepimizin duyduğu veya bildiği bir isim. Edwin Hubble. Şimdi ne dedik? Thomas'a göre evren sonsuzdu. Ancak Thomas'ın sonsuz evrenini Edwin Hubble 1929'da yaptığı bir gözlem sonucunda yıkıyor. Ve Hubble'ın gözlemine göre artık evrenin bir başlangıcı ve sonucu olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Hubble'ın bu gözleminden sonra insanlar sonsuz olduğu düşünülen evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğunu düşünmeye başlıyor. Peki Edwin Hubble nasıl bir gözlem yaptı da insanlara sonsuz olan evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğunu düşündürmeyi başardı? Bu sorunun cevabını detaylı olarak Edwin Hubble'la ilgili konuştuğumda vereceğim. Fakat bugün basitçe biraz bahsedeceğim. Şimdi Edwin Hubble'ın yaptığı gözleme bir bakalım. Edwin Hubble uzayı gözlemlerken ilginç bir keşifte bulunuyor. Bu keşfi incelediği galaksiler üzerinde yapıyor. Hubble galaksilere baktığında zamanla galaksilerin renklerinde bir değişim olduğunu keşfediyor. Şöyle ki Hubble zamanla galaksilerin birbirinden uzaklaştıkça renklerinin daha kırmızıya döndüğünü fark ediyor. Yani zamanla galaksilerin renklerinde kırmızıya doğru olan bir değişimi keşfediyor. Bunun ne anlama geldiğini basitçe şöyle açıklayayım. Eğer siz bulunduğunuz sabit bir noktadan iki galaksiyi gözlemliyorsanız Hangisi diğerine göre daha kırmızı renkte ise o galaksi diğerine göre size daha uzakta demektir. Tabi burada galaksilerin renklerindeki değişimin uzaklıkta nasıl bir ilişkisi olduğundan da bahsetmem gerekiyor. Şimdi okullarda öğrendiğimiz basit bir bilgi var. Onu bilirsek ne demek istediğimi çok rahatlıkla anlayacaksınız. Okullarda ışık tayfı dediğimiz bir bilgi öğretiliyor. Nedir bu ışık tayfı? Işık tayfı kabaca şöyle bir şey. İnsan gözünün görebildiği renklerin frekans değerine göre sıralanması. Bu sıralama 400 ile 800 nanometre arasında ve insan gözünün görebildiği renkler bu aralıkta yer alıyor. Eğer 400 nanometrenin altında bir değer varsa ona morötesi ışık diyoruz. Eğer 800 nanometrenin üstünde bir değer varsa ona da kızılötesi ışık diyoruz. Ayrıca morötesini ve kızıl kızılötesini insan gözü göremiyor. Biz bunları çeşitli teknolojik aletlerle ölçebiliyoruz. Peki bunu neden anlattım? Şu yüzden anlattım. Az önce iki galaksiyi gözlemliyorsanız hangisinin rengi diğerine göre daha kırmızıysa o daha uzaktır demiştim. İşte bu mantığı anlamanız için ışık tayfını anlattım. Şöyle ki siz iki galaksiyi gözlemliyorsunuz. Birinin rengi sarı, diğeri kırmızı renkte görünüyor olsun. Bu durumda kırmızı olanın frekans değeri sarı olandan daha yüksek olduğu için kırmızının sarı galaksiden daha uzakta olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Hubble bu mantık üzerinden galaksilerin birbirinden uzaklaştığını fark ediyor. Bu keşif aynı zamanda Thomas Dix'in yıldızların hareket ettiğini ileri sürdüğü düşüncesini de net bir şekilde kanıtlıyor. Buraya kadar olan kısmı anladık. Şimdi gelin Hubble'ın Thomas'ın sonsuz evrenini nasıl yıktığına bakalım. Şimdi Hubble'ın gözlemine göre galaksiler birbirinden uzaklaşıyor dedik. Ancak bu gözleme dayanarak bilim insanları çok farklı bir şey daha düşünüyorlar. Bilim insanlarının düşündüğü şey şu zamanı yeteri kadar geri sardıklarında zamanın belli bir noktasında bütün galaksilerin aynı noktada olmaları gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Böylece Hubble'ın yaptığı bu gözlem bugün Big Bang dediğimiz teorinin temelini oluşturuyor. Ve aynı zamanda da Thomas Dix'in sonsuz evren modelini yerle bir ediyor. Çünkü artık evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğuna dair bir takım bilgiler elde ediliyor. Günümüzde genel anlamda bilim insanları tarafından Edwin Hubble'ın gözlemleri temel alınarak oluşturulan Big Bang teorisi kabul gören bilgi. Bakın burada önemli bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Big Bang bir gerçektir diyemiyoruz. Bu bir teori. Big Bang sahip olduğumuz bilgilerle elde ettiğimiz bir sonuç. Zamanla evren hakkında bilgi ve deneyimlerimiz arttıkça belki de bu bilgi de yerini daha farklı bir bilgiye bırakacak. Kim bilir? Orasını şimdilik bilemiyoruz. Sonuç olarak bugün Thomas Dix'e kadar süre gelen bazı yanlış bilgilerin yıkılışı hakkında konuştum. Bu yanlış bilgiler neydi? Yıldızların bir küre üzerinde sabit sayıda ve sabit konumda olduğu yönündeki inanışın yanlış olduğunu gördük aynı zamanda belirli sınırları olduğuna inanılan evrenin önce sonsuz evrene dönüşmesi ve sonrasında bir başlangıcı ve sonu olduğu yönündeki düşünceye doğru nasıl değiştiği hakkında konuştum. Ayrıca tüm bunları konuşurken bilimle ilgili temel bir mantığı da öğrenmiş olduk. Şöyle ki bilimde ortaya attığınız düşüncenizin her soruyu %100 cevaplamasına gerek yok. Kopernik'te olduğu gibi ortaya attığınız bilginin içinde yanlışlar olsa da doğrular da olabilir. Ve o doğrular bilinen birçok yanlışın düzeltilmesini sağlayabilir. Yine bugün hakkında konuştuğum Thomas Dix için de aynı durum geçerli. Thomas Dix'in ortaya attığı bilgilerin içinde doğru olan kısımlar da var, yanlış olan kısımlar da var. Bu nedenle bir önceki podcast'te de söylediğim gibi gözlem ve deney yaparak kanıtlara göre hareket etmemiz gerekiyor ki doğrularla yanlışları birbirinden ayırabilelim. Bugünlükte benden bu kadar. Bir başka podcast'te görüşene dek kendinize iyi bakın ve bilgiyle kalın.